Eğitim verilmeden, önlem alınmadan geçirildiği makinenin başında 4 parmağını kaybetti. Mahkeme parmak başına 10 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi ama vicdansız patron o parayı bile ödemedi, onu açlığa terk edip ortadan kayboldu. Kızım o zamanlar 6 yaşındaydı, parmakları ne zaman büyüyecekti diyordu bana. Çok zordu benim için, çocuklarım için de. Ne bileyim, parmak başı 10 bin lira para biçildi benim parmaklarıma. Elimi yağlı gevrek makinesine kaptırdı, 4 parmağını kaybetti. Mahkeme parmak başına 10 bin lira tazminata hükmetti ama patronu kaçınca onu bile alamadı. Bu elimin bu hale gelmesinin bedeli yani 40 bin lira mı? Onu bile ödemiyor adam. Kaçıyor, resmen kaçıyor. Zeynep Erdoğan 2011 yılında bir pastanede çalışmaya başladı. İşe başlayalı sadece bir ay olmuşken ustabaşı işten ayrıldı. Zeynep Hanım ustabaşı oldu ve patronu tarafından hiç bilmediği, eğitimini almadığı bir makineyi kullanmak zorunda bırakıldı. Makineye de geçeceksin dedi, geçtik. Tokmak yok, çelik eldiven yok, elle bastırıyoruz. Sürekli baskı yapıyordu. Şu iş yetişecek şu saatte. Acele ettiğim için zaten bu elim böyle oldu. Kaza anında makineyi kimse durduramadı. Sıkışan eli yarım saat boyunca içinde kaldı. Hatta beni dışarıdan duyup da gelen çevredeki insanlar kurtardı benim elimi. Levyelerle, demirlerle sökmeye çalıştılar. İddiasına göre işvereni olay anında parmağını bile kıpırdatmadı. Ardından bir geçmiş olsun bile demedi. O da oradaydı. Sadece bakmakla yetiniyordu. Bir kere bana telefon açıp nasılsın diye sorduğunu bilmem. O da tazminat davası açtı. Mahkeme kazada işvereni %80 kusurlu buldu. Parmak başına 10 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Zeynep Erdoğan geçirdiği o feci kazada 4 parmağını kaybedince hiçbir yerde iş bulamadı. Almayı beklediği ama bir türlü alamadığı o 40 bin liralık tazminatla da kendisine protez parmaklar yaptırmayı hayal ediyor. Çalışmak istesen insanın ilk bakacağı yer benim elim. Bu elle de seni işe alırlar mı? Almazlar. Tek elle soğan soyup patates soyup yemek yaptığımı bilirim ben. 40 bin lira 4 parmağın yerine geçmezdi. Ama en azından evine ekmek götürebilirdi. Vicdansız patronu kazaya neden olmakla kalmadı, o parayı da ödemedi. Ama şahıs zaten kendisine de herhangi bir mal varlığı yapmıyor. Yeni işletmesini ise akrabalarını ve yakınlarının üzerine kurmuş. Şirket mallarını kaçırmış olduğu için tahsil kabiliyeti yok.